Arkadaşlar merhaba. Geçen bu 12. gün kuzu göbeği sakladım. Çok küçüktü. Biliyorsunuz ben küçükleri toplamıyorum. Ama 12 gündür maalesef yağmur yağmadı. Annemden önce geldim, anne dedim. Bul bakalım hadi kuzu göbekleri. Şu anda annem yukarıya çıkıyor. Değil anne, yukarıda değil, aşağıda. Aşağıda. Bu arada size saklama tekniğini de göstereceğim. Tabii öyle olduğu zaman benim sakladıklarımı da herkes bulur ama. Annem neredeyse üzerine basacak. Şu anda iki ayağının arasında basmak üzere. Basmak üzere ikinciye de basacak büyük ihtimal. Evet anne yaklaştın. Yaklaştın. Çok küçük oradaki. Anne basıyorsun dur. Ayağınla şu sağ ayağınla basmak üzeresin ya da bastın şuraya. Bir tanesine basmak üzeresin. İyi saklamışım değil mi? Oo. Bak. Evet. Oo. Kuzu göbeği. Dur anne bir. Şöyle çekeyim ben bunu. Evet. Arkadaşlar aslında şöyle kurumuş ama ya çok kurumuş. 12 günde anca bu kadar olmuş çünkü kuraktan arkadaşlar. Yağmur yağmayınca kes. Evet birinciyi bulduk. Şöyle elinde bir göster anne bir. Ne kadar büyüdün. 12 günde kurak bir havada bu şekilde bakın ucu kurumuş. Kurumaya başlamış. Burası yaş. Evet şöyle. Netleştirelim şunu bir. Netleş. Evet gene fena değil ama. Fena değil, bayağı değil. Evet. Diğeri de anne. Gene odun koydum. Arkadaşlar saklarken böyle odun koyuyoruz. Ve kozak. evet annem gördü bu. bu hiç büyümemiş ya. Bu büyümemiş. Çok küçük olmuş. Bu neden böyle? Kesin. Bu tabii öbürküne göre daha bu küçük. Bu kurumuş ondan. Tamamen mi kurumuş? Bir kökeceğiz ya. Bak kolları kurumuş. Ya. Evet arkadaşlar. Şöyle ikisini de göstereyim. Dediği gibi annemin şunun uç kısımlar tamamen kurumuş. Hafif zaten çok hafif kuzu göbeği. Belli ediyor. Evet bravo anne. İki tane buldun en azından şu kurak havada. Bakalım. Üç tane de yukarıya sakladık arkadaşlar. Gene anneme bulduracağım onu da. Arada da bulursak ama bu kurakta çok zor. Böyle nemli biz guz deriz. Böyle kuzey tarafları bulmak lazım. Bakalım. Hayırlısı devam edeceğiz. Bence böyle evet, çok arkadaşlar. Zor görmesi o yüzden göremiyor. 12 gün önce sakladığımız kuzu göbekleri. Annem şuradan bulmuştu. Onu büyük diye aldık. Hemen yukarısında deminden beri sakladığımız yeri bulamıyoruz. Sonunda eşim buldu. Çok zor gözükmesi. Şurada ben bunu şu dallar üzerindeydi. Şu şekilde saklamıştım. Şu şekilde ben saklamıştım bunu. Evet, şimdi şöyle açalım. Aynı pürçüğün rengini almış arkadaşlar. Ve ne kadardı? Tırnağımız kadar ancak değil mi hatun bu? Çok küçüktü arkadaşlar. Aslında çok kurak gidiyor havalar. Ama gene de güzel bir şekilde büyümüş. Burada iki tane daha sakladık biz. Ama nereye sakladık onu bulamadık. hemen bunun yakınındaydı onlar da. Bu bir tane. Onlar iki tane yan yanaydı. Ya birileri buldu onu. Ya da biz tekrardan bulamıyoruz kendi sakladığımızı. Peki ben bilmiyorum. Ben sen bulunca şu göster dedim. Bak saklıyorum diye de. Sanki benim öyle bir pamuklanlar herhalde gibi geliyor. Vallahi anne hatırlamıyorum ki yukarısında mıydı bu aşağısında mıydı sakladıklarımız? Yukarısında dediğiniz gibi ben endemleri görmedim. Hayır hayır şu bulduğumuzun sanki daha yukarısındaydı ya. Değil mi? Ben kozalak koymuşumdur. Dal koymuşumdur ona. Şunu çekeyim ben ya siz ararken. Çok güzel bu. Güzel büyümüş. Bence değmiş. Başkası bulsa da fark etmez. Çok küçüktü çünkü. Evet, çok küçüktü. Bulduğumuzda. Evet bu. Hava yağmurlu olsa o çok çok daha büyük olur. Evet arkadaşlar. Hava yağmurlu olsa bir bu kadar daha çok rahat olurdu. O zaman kesin birisi bulurdu ama olsun. Büyük bulmuş olurdu. Başkasının nasibi olsa da büyük olurdu. Çok güzel gözüküyor bence. Sabahleyin sakladığımız iki taneyi bulduk. Anneme buldurdum ben onları hatta. Şurada onlar. Bulamayacak mıyız biz onu? Burada hemen
Hemen bu kuzu göbeğinin yakınında arkadaşlar ya. Anne. İkili olanlardı. Nerede? Bir dakika. Annendekini biz... Bir dakika. Örtmüş mü? İki taneydi. İki taneydi bunlar. O iki yani tane atma bilmiyorum. Annem buldu, sakladığımızı bakayım. Aç bir. Hay, bir evet ağaç. Tane. Bir tane. Çok güzel. Bir dakika. Ha. Aa, evet. Şimdi ararken şimdi basılmış ama çok kötü ben ya. Ben yeni basmışım sanki değil mi? Olabilir. Bu ben küçük. Bu da büyük arkadaşlar. Ben burada... Diğeri nerede kaldı? Diğeri nerede kaldı? Bak şurada. Ha. Şurada. Pardon, şurada, şurada. Şu çalının dibinde. Bıçağım nerede? Koparttım. Bir tane. Kopartalım. Buraya. Bıçağımı unutmuş. Ha, var mı? Dur. İlk önce ben şunu nasıl sakladığımı anlatayım da. Arkadaşlar diğeri bu... Diğeri tam güzel saklı. Daha saklı, güzel saklıydı. Değil mi? Onda daha güzeldi. Hı-hı. Neyse kes madem. Evet. Birazcık aldırttım sanki. Olsun gene de arkadaşlar. Bu da güzel benim. Şu kadar bakın emin olun şu geçen hafta şu kadar ya şu kadar böyle bir santim. Şuradan yukarı. Aynen bir santim ancaydı. Bu hafta büyümüş. Gerçi bu hafta derken kaç gün? 11-12 gün oldu. 11-12 gün şu kuzu göbeğe mi dedim ama. Değil. Ağaç yemiş. Artık her şeyi kuzu göbeğe sanıyoruz. Aynen. Evet geldik şimdi. Arkadaşlar şöyle bir ağaç büyümesi için yaptım. Daha yeni saklamış. Bunu mu daha güzel saklamışım? Zor bulduğumuza göre. Sonra da kozalaklı bir dal. Genelde kozak buluyorum ben. Neden? Şu şekilde göstereyim. Neden? Kozak onun büyüdüğü zaman üstünde pürçük koysan çok belli oluyor ve bastırıyor. Şu. Ondan dolayı kozakla böyle hava alıp havada kalması için bu şekilde yaptık ama şu çiğnenmiş zavallım çok da küçükmüş. Evet arkadaşlar geçen hafta bu bile büyümüş. Bu bile büyümüş, kökü büyümüş. Bu tamamen gitmiş hatun ya. Şunu da şöyle güzelce açalım etrafını. Evet. Evet. Geçen hafta biz bulduk ama sakladık. Sakladığımızı bulamadık bugün. annem buldu. Evet, Güllü Hanım, düşüncelerinizi alalım. Göbek buldunuz. Göbek bulduk. Bu kuru havada çok mutlu olduk bunları bulunca. Başka da bulamadık. Evet, bugün sanki zor gözüküyor arkadaşlar. Çünkü 15 gündür yağmur yok. Yağmur olmayınca da hava sıcaklığı tam ideal ama. Bir daha bulursak bir daha gösteririz. Aynen, bir daha bulursak bir daha gösteririz. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.